Ünitemizin son testi şampiyon testinde tekrar birlikteyiz. Aşağıdakilerden hangisi bir sulu çözeltme oda koşullarında asidik olduğunu kanıtlamaya yeterlidir denilmiş. Hidrojen iyon sayısı hidroksit sayısından iyonların sayısından büyük olması bunu ispatlama yeterli. pH değerinin 7'den büyük olması oda koşulu için 7'den küçükse asit olduğunu ispatlar. Karbonatlar etki ederek karbondioksit oluşması asidik olduğunu ispatlar. Amfoter metaller etki ederek Hidrojen gazın oluşması ispatlamaz. Çünkü asit de verebilir. Kuvvetli baz da verebilir bu tepkimeyi. Altı metan çözme yine kral suyla ilgili bir durum. Ki kral su asit karışımıdır. Doğru cevap D seçeneği olur. İçerisinde hidroklorik asit ve fenolftalein e, ortamda renksiz bazik ortamda pembe renk veren bir indikatör kullanılmış. Kalsiyum hidroksitle damla damla etkileniyor. buna göre demiş hangileri doğru olur? Erlenmerdeki çözelten pH değeri zamanla artacaktır. Çünkü asitin üzerine baz eklersek pH yavaş yavaş yukarıya doğru gidecek. Alemeyer'deki net iyon denklemi suyun oluşumu olur. Burada tuzun oluşumu verilmiş yanlış. Alemeyer'deki çözeltinin rengi renksizden pembeye dönecektir. Titrasyon sonucunda doğru cevap 1B 3C seçeneği olur. Kaplarda bundan çözeltideki ZnT metalleri atılmış. Hangileri hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi X metali çinko olursa her iki kapta hidrojen gazı oluşur. Çünkü çinko amfoter metaldir. Asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkime verir. Y metali sadece bir nolu ile tepkime verirse Y metali demir olabilir mi? Çünkü demir e, aktif metaldir ama amfotrolik özelliği olmadığı için bazı tepkimi vermez olabilir. Z metali soy metal olursa bir nolu kapta oksijen gazı oluşmaz. Soy metaller hiçbir asitle tek başına tepkimeye girmez. T metali magnezyum olursa iki nolu kapta tepkimi olmayacaktır. Aynı demirde olduğu gibi bir durum. 1 nolu kaptaki pH değeri 2 nolu kaptakinden daha düşüktür. Çünkü bir nolu kap asit 2 nolu kap bazdır veya şiddetten küçük olur. Doğru cevap C seçeneği gelir. Yangın sonucu içinde bulunan maddeler verilmiş. Pim çekilip kola bastırılınca sülfürik asit şişesi kurşun tıkaca çarpar ve parçalanır. Sülfürik asit içeren şişe ters e, çevirmiş tıkaç şeklinde duruyor. Tüpteki sodyum bir karbona çözelsi duruyor. Bastığımızda bu karışıyor ve buradan e, işte karbondioksit gazı çıkıyor. Çünkü tüpte Sülfürik asitle sodyum bir bikarbonat bir araya gelip karbondioksit gazı tepkimesi gerçekleşir. Yangı sönücü olarak gaz karbondioksit gazı kullanılır. Bir asit baz tepkimesi gerçekleşir. Verilenlerin hepsi doğru olur. Aşağıdaki kaplara sadece ikinci kapta tepkimi olduğunu bilgisi verilmiş. O zaman ikinci kapta çinko metali herhangi bir asitle veya kuvvetli bir bazla tepkimeye giriyor. Demirin karşısına o zaman demek ki bir baz verilmiş. Asit olmayacak, dolayısıyla A şıkkı, B şıkkı gitti. Bak, baz olabilir, baz olabilir, asit olmayacak. Bak, bunların hepsini eledik demir için. E, çinko tepkime verecek, asitlere verir, bazlara verir. Bakır tepkime vermeyecek, e, bununla tepkime vermeyecektir. Doğru, bununla tepkime verir. Bu olmaz. E, C seçeneği doğru cevap olur. Metil kırmızı asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda ise sarı renk alıyormuş. Metil kırmızı indikatörden birkaç damla damlatırsa renk değişimi nasıl olur demiş. 25 derece pH'leri 9 olan çözeltiye damlatırsak bazın üzerine eklenince sarı renk alır. E, hidrojen hidroksitten büyük olursa çözeltiye burada asit olduğu için kırmızı renk olacaktır. Hidrojen fazla olduğu için. Mavi turun kırmızıya çeviren bir çözelti olursa e, demek ki asidik bir çözelti. Asidik çözelti ise kırmızı renk alacaktır. Doğru cevap B seçeneği olur. Son sorumuza geldiğimizde maddelerin asidik özelliklerini belirlemek için pH ölçeği kullanılır. Aşağıdaki bazı indikatör asidik bazı nötr renkleri verilmiş. Bu bilgilere göre okuyan tünin aşağıdakileri yönel gelir. hazırlamış. Diyor ki damlalıklardan 3 damla indikatör damlatın ve sistemi ok yönde 90 derece çevirerek tepkimenin artan gerçekleştiğini düşünün. Hangi sistemlerde renk değişimi gözlenmez denilmiş. Şimdi burada hidroklorik asit ekledik. Renksizdi. Zaten fenoftalin eklenince asidik ortamda renksiz. Burada bir renk değişimi yok şimdi 3 damla indikatör damlatan sistemi okeyde 90 derece çevirerek Tepkimelerin artansız gerçekleştiğini düşünün Burada ne olacak bunu Sistemdeki önergeye hazırlamış ama bunu damlatınca Bir asit din üzerine ekledik renksiz oldu bunu çevirirsek Ne olacak asitle baz karışacak Hangisinde renk değişimi gözlenmez şimdi nötr ortamda da renksiz değil mi? Bak kuvvetli asit kuvvetli baz olduğu için nötr ortam olacak. Fenoftalin zaten renksizdi. Renksiz oldu. Dolayısıyla burada bir renk değişimi gözlenmeyecek. Birinci öncülü alıyorum. İkiye bakıyorum. Sodyum klorür sulu çözeltisi. Timol mavisi. Timol mavisine bakıyorum. Nötr ortamda mavi renk alıyormuş. Bu şurada renk mavi. bunu çevirdiğinde yemek tuzu bazla karışırsa bazik olur. Bazik ortamda timol mavisi mavi. O zaman burada da renk değişimi olmayacak. İkiyi de alıyorum. E, suya bakıyorum. Timol mavisi saf suda mavi renk alacak. Asidi eklersek sarı renk alır. Burada renk değişimi olur. E, asilik asit turnusola bakıyorum. Kırmızı renk alıyor. Kırmızının üzerine burada e, baza ekliyorum ama kuvvetli baz. Kuvvetli baz olduğu için bazik bir tuz oluşacak. Ortam bazik olacak. Bazik ortamda mavi renk olacak. Renk değişimi olacak. E, burada e, nitrik asidi eklersek fenolftalein renksizdir. Ekledik diyelim ki döndürdük. Asit bunun üzerine döküldü. Asidik tuz oluştu. Asidik tuz oluşursa da o zaman yine ortam asit olur. Yine renksiz olur. Dolayısıyla burada da renk olmaz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 5 olacaktır. Doğru cevap E seçeneği gelir. Bu soruyla birlikte şampiyon testimizi ve ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Üçüncü ünitemiz de bu şekildeydi. Umarım özellikle tepkimeler boyutu ve çıkan gazlar boyutu anlaşılmıştır. Burası çok önemliydi çünkü. Şimdi bir tane ünitemiz kaldı. Kimya her yerde dediği gibi sözel bir ünitemiz kaldı. O kısımda tekrardan görüşmek üzere.